Arşı taşıyanların bilinmesi mevzuna geçtik. Allah sana yardım etsin. Bilmelisin ki arş Arapçada mülk, idare, yönetim anlamında kullanılır. Yönetimde çöküş başladığında hükümdarın arşı çöktü denilir. Bazen arş taht anlamında kullanılır. Arş mülk anlamına geldiğinde onun taşıyıcıları mülkü ayakta tutanlar. Buna karşın taht anlamına geldiğinde ise onun taşıyıcıları tahtın dayandığı direkler ya da onun omuzlarında taşıyanlar demektir. Arşı taşıyanların sayısı vardır. Hazreti Peygamber onların dünyadaki hükümlerine 4, kıyamette ise 8 yapmıştır. Bu bağlamda Rabbinin arşını o gün 8 kişi taşır ayetini okumuş, ardından onlar bugün dünyada 4 kişidir demiştir. Demek ki şu an arşı taşıyan melekler 4 kişi. Ancak kıyamet koptuktan sonra mahşer alanında onun taşıyıcılarının sayısı 8'e çıkıyor. Resulullah Efendimiz bunu bildiriyor bize. Şu anda 4. O gün 8 kişi demesi ise ahiret gününü demektir. Yolumuzun bilgi, hal ve keşif bakımından en büyüklerinden birisi İbni Messere el-Cebeli'den bize şöyle aktarılmıştır. Taşınan arş mülktür. Mülk, beden, ruh, gıda mertebesiyle sınırlıdır. Bu meyanda Adem ve İsrafil suretlere, Adem aleyhisselam ve İsrafil aleyhisselam, bakın burada peygamberden bir isim ve büyük meleklerden bir isim zikretmekte. Şimdi bunu dört taşıyıcıyı anlatmakta. Bu meyanda Adem ve İsrafil suretlere, Cebrail ve Muhammed ruhlara, Mikail ve İbrahim rızıklara, Malik ve Rıdvan ödül ve cezaya tahsis edilmiştir. Malik biliyorsunuz cennetin başında bulunan melek, cennetin bekçisi. Cehennemin, özür dilerim. Malik cehennemin bekçisi, Rıdvan cennetin bekçisi olan melek. Mülk kapsamında zikrettiklerimizin dışında başka bir şey yoktur. Gıdalar ki onlar rızıklardır, maddi veya manevi gıdalardır. Bu bölümde arş hakkında zikredebileceğimiz şey Allah'a giden yolundaki yararıyla ilişkisi nedeniyle sadece mülk anlamındaki tek yorumdur. Bu anlamda arşın taşıyıcıları onun yönetimini gerçekleştirenlerdir. Bu bağlamda unsurlardan oluşan suret ya da nurani suret olarak yönetenler bulunduğu gibi ruh olarak idare edenler ya da unsurdan meydana gelmiş sureti yöneten veya bir ruhu yöneten veya nurani bir sureti yöneten ve kendisine amade kılanlar vardır. Aynı şekilde bazı gıdalar unsurdan meydana gelmiş surete ait olduğu gibi ruhların bilgi ve ilimlerinden ibaret olan gıdalar da vardır. Nitekim biz bilgi edindiğimiz zaman ne oluyor? Ruhumuzu gıdalandırmış oluyoruz değil mi? Bir şey yiyip içmiyoruz fakat o bilgi, o ilim gıda olarak ruhumuza yansıma yapıyor. Nasıl ki madden yediğimiz içtiğimiz şeyler olduğu gibi ruhun da yediği içtiği şeyler var, gıdalar var. Ayrıca cennete girmeye bağlı olan duyusal mutluluk mertebesi olduğu gibi cehenneme girmeye bağlı duyusal bedbahtlık mertebesi ya da ilmi ruhsal mertebeler vardır. O halde bu bölüm 4 meseleye dayanır. Birinci mesele suret. İkinci mesele ruh, üçüncüsü gıda, dördüncüsü ve son mesele ise mertebedir. Birinci mesele surettir. Suret neydi? Adem ile İsrafil'e aitti. İkinci Cebrail ile Muhammed'e ruh. Ruhlara dedi. Mikail ve İbrahim rızıklara, Malik ve Rıdvan ödül ve cezaya yani mertebeye tahsis edilmiştir.